Merhaba, yeni bir seriye başlıyoruz. Adı Short and Clear. Bu serimizde kısa videolar halinde birer soru üzerinden püf noktaları anlatacağım size. İnşallah güzel sonuçlar alırız. İlk sorumuza başlıyoruz. One should try to maintain a balance between calorie intake and calorie expenditure demiş. Boşluktan sonra da bakın, weight gain would be inevitable diyor. Şimdi buradaki would be bizim için önemli. Şöyle bir kuralımız vardı. Boşluktan sonraki bölümde will, would, can, could, might gibi modullar varsa ve iki noktalım işaret arasındaysa boşluğumuz ve boşluktan sonra will, would, can, could, might gibi modullarımız yer alıyorsa o zaman ne yapıyorduk? Otherwise gibi, aksi takdirde anlamını veren ya da or else gibi aksi takdirde anlamını veren bağlaçlara gidiyorduk. Burada da would be'yi görür görmez ne yapmamız gerekiyor? Otherwise kelimesine gitmemiz gerekiyor. Demiş ki cümlemizde bir kişi kalori alımıyla kalori harcaması arasındaki dengeyi sağlamalıdır. Aksi takdirde kilo alımı kaçınılmaz olur demiş. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. However, ancak yine de demekte. Therefore bu yüzden demekti. Meanwhile bu arada. That's why da bu yüzden demek.